Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Anıl Furkan Embel. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bazı arkadaşlarım bana Instagram'dan DM'den, orada tanıdık bir yüz var. Kimsin sen? Kimsin sen? Ben Bacanak. Bugün bazı arkadaşlarım yine bana Instagram DM'den yazıp abi güzel fotoğraf çekiniyorsun diyenler oldu. Zaten yakın çevremdeki arkadaşlarım da böyle fotoğraf çekimlerimi beğeniyordu. Nasıl çekiniyorsun, nasıl editliyorsun, nasıl poz veriyorsun, biz böyle pozlar veremiyoruz diyen bir sürü çevremde insan var. Onlar için böyle bir video çekeyim dedim. Videomun adı ne olur bilemem ama videomun içeriği tamamıyla şuna dayalı. Instagram'a nasıl fotoğraf çekebiliriz? Yani Instagrammer olmak isteyen arkadaşlarım vardır. Ben öyle bir hevesim yok bu arada. Instagram'a nasıl fotoğraf çekebiliriz? Onun dışında normal hayatta nasıl fotoğraflar çekinebiliriz? Nasıl daha iyi pozlar verebiliriz? Havuz çıkıyor mu? Evet, çok güzel manzara fotoğraf olacak. Dur o zaman poz vereceğim. Evet, çok iyi. 3'ten geriye say ama lütfen. Tamam. 3, 2, 1. Burada size bunları göstereceğim. Onun dışında neler yapıyorum derseniz, birkaç gündür burada artık korona yok sayılabilir. İnsanların hepsi dışarıda dolaşıyor. Biz de bacanağımla bir göle gelelim dedik. Size gölde fotoğraf çekimini göstereyim istedim. Buranın güzel bir gölü var. Hem size burayı göstermiş olayım, hem de nasıl fotoğraf çekiniliyor, nasıl pozlar çekiniliyor, bunları göstermiş olayım diye istedim. Şimdi ilk başta fotoğraf çekim taktiklerine geldiğimizde hiçbir zaman fotoğraf çekmek için bir yere gitmeyin ya da giyinmeyin yani. Ben mesela genelde nasıl yapıyorum? Bir yere gezeceğimiz zaman, bir arkadaşlarla bulup bir yerde oturacağımız zaman, çünkü bazı insanlar var artık kafayı oynatmış, sadece fotoğraf için yaşıyor. Biz de mesela yarı oynatanlardan sayabilirsiniz beni. Ama şey de değil yani, hani hadi fotoğraf çekinmeye gidelim, makyaj yapayım, giyineyim falan filan diyenler var. Onlar gibi de değil. Şimdi şöyle, arkadaşlara diyelim ki bacanakla bir yere nereye gidelim? Şu an mesela olduğu gibi. Mesela ben hayatımda hiç parka gitmedim, parka gidelim dedim. Bu göle gitmedik mesela, gidiyoruz. Giderken de dedim ki mesela ona, iyi dedim, hem bir fotoğraf patlatırız hem de bir video patlatırız. Yani bunun gibi. Ondan sonra ne yaptık? Herkes cicilerini bicilerini giydi. Benden anca bu kadar oluyor. Siyah tişört. Artık şov dünyasına atılmaya karar verdim, biliyor musun? Geçen Acun'un konferansını izledim. Hepsi ya. Minimalist oldukları için değil de bence bunu yansıtmaya çalıştıkları için böyleler. Ben de minimalist olamam ama bunu yansıtabilirim diye gittim kendime siyah tişört aldım. İşte bu adam ileride büyük yerlere gelecek, siz de göreceksiniz. Acun abi beni bul abi. Acun abi beni bul abi. Artık son dakika. Yeteneksiz Survivor yapamam ama al beni, dubo olayım orada. Yeteneksiz size çıkar. Neyse. Şimdi diyeceğim o ki, bir yere gideceksiniz, arkadaşlarınızla buluşacaksınız, planladınız. İlk olay zaten ne giyeceğinizden başlıyor. Hani ne giyeceğinizi kombinleyin. Nereye gideceğinize göre kombinlediniz. Diyelim ki parka gideceğiz. Böyle bugün hava biraz kapalıydı ilk çıkarken, sonra güneş açtı. O yüzden biraz boğazlı kazak giyme kararı aldım dedim. Yağmur belki yağar, belki hava esiyordu, rüzgarlıydı sabah. O yüzden mesela ben boğazlı kazak. Şimdi kombinimi de size göstereceğim zaten. Sabahki seçtiğim kombini. Şuraya hemen vereyim. Siz de görmüş olun. Gördüğünüz gibi kombinimi sabahtan hazırladım böyle. Düzgüncene. Hepsini tak 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 giydim. Ondan sonra çıktım. Nereye gideceğim peki? Göl. Hemen bu gideceğim gölün adını Instagram'a yazıyorum. Bakıyorum oraya daha önce kimler gitmiş, neler çekinmişler, nasıl fotoğraflar çekinmişler. Bunlara bakıyorum. Ondan sonra diyorum ki, aha bak bu adam güzel çekinmiş. Benim tarzıma da yakın bir fotoğraf. Hani tarz dediğiniz nedir mesela? Gidip adam aa diye çekinmiştir. Bana uygun değil. Ben daha çok böyle sırıtmadan, böyle duran adamlardan şey yapıyorum. Böyle daha ölü gibi böyle. Bad motherfucker diye takılıyor. Nasıl? Bad motherfucker. Ben de biraz daha eğlenceli mesela. Ne bileyim yani. Gördüğüm objeleri tutarak, mutarak. Bacanağın tarzı bu. Benim tarzımsa daha böyle böyle biraz daha somurtkan, cool durabilecek şekilde bir fotoğraf çekinmeyi seviyorum. Kıyafetimizi giydik, fotoğraflara baktık. Şu fotoğraf bize uyar dedik. Yeter mi? Yetmez. Bu arada rüzgar var. Umarım rüzgar bizim videomuzu etkilemez şu anda. Yeter mi? Yetmez. Ne yapacağız abi? Bir uygulama var. Şimdi reklam gibi oldu ama reklam parası da almıyoruz. Kanalımız küçücük daha.
Umarım ilerlerde değerlenirse reklamlarda alırız. İnşallah diyelim. İnşallah. Amin. Neyse. Şimdi abi yeter mi yetmez. Pinterest diye bir uygulama var. Ben Tinder diyeceğim sandım ya. Pinterest diye bir uygulamadan fotoğraflara bakıyoruz. Oradan mesela nereye gideceğiz? Göl. Yazıyorum mesela. Lake. Lake man poses. Yani göldeki erkek pozları. Bu tarz oradaki pozlara bakıyorum. Şimdi mesela onu da size burada yanda vereyim hemen. Gördüğünüz gibi buradan mesela pozları seçtim şimdi. Gidince bu pozların aynısını vermeye çalışacağım. Verebildiğim kadarıyla. Çünkü her tip aynı değil. Her giyim aynı değil. Bu arada buradan da gene size bahsedeyim. Bu gölün girişi. Buraya giremiyorsunuz maalesef. Çünkü burada balık yetiştiriyorlar. Burayı o yüzden kapatmışlar. Yani burada balık yetişiyor. İnsanlar sadece orada mesela balıkçılık yapabiliyor. Orada oltasıyla balık yapanlar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kenar köşeye gelip burada balık tutabilirsiniz. Ya da köpeğiniz mesela şurada gördüğünüz kumsaldan köpeğinizi sokabilirsiniz. Ama siz giremiyorsunuz buraya. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Diyelim ki ben o pozları veremedim. Ne oluyor? Otomatikman zaten bende bir 4-5 yıldır poz verme. Yani o kadar çok poz hafızaya attığım için tak 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 tak. Tak 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 tak. Gel çabuk araba bul bana. Git araba bul gel. Tak tak. Hafıza da var adamın. Aynen. Mesela diyor ki kanka diyor beni yürürken çek diyor. Yapıyor sırada böyle bir şeyler tamam mı? 50 tane fotoğraf çekiyor. Aralarından güzelleri bir seçiyorsun. Tamam bu hareketler biraz salakça ama o sırada bir denk geliyor mesela saatine bakıyor gibi falan. Efsane oluyor yani. Yani tamamıyla bu. Artık alışmışım bahsede. Tak tak pozu veriyoruz. Şu gözü de takacağım hep rahatsız ediyor. Dediğim gibi bu pozları da falan filan veriyorsunuz. Sonra edit olayına geçiyoruz. Şimdi edit olayında zaten en sonunda göstereceğim nasıl editliyorum. Ne de edit kullanıyorum. Photoshop yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Bunları sizlerle birlikte göstermiş olacağım. Eğer beğenirsen fotoğrafımı da Instagram'a sizin adınıza atmış olacağım. Böylelikle de şu an göle gidiyoruz. Biraz gölün dış çekimini size vereceğim. Çünkü cidden güzel olduğunu düşündüğüm bir park burası. Şu an bomboş. Hava bugün çok kapalı olduğu için sabahtan. Sanırım kimse gelmedi. Bir de bugün çarşamba herhalde değil mi? Günlerden haftanın tam ortası. Normalde burası hafta sonu tıklım tıklım oluyor. Piknik yapan insanları mı ararsın? Göle girip yüzen insanları mı ararsın? Öyle bir göl. Şöyle küçük de gölden bahsedip size hemen gölün dış fotoğrafını vereyim. Dış videosunu vereyim. Dediğim gibi burası Park Visenis diye geçiyor. İçinde bir göl var. Bu gölete insanlar girebiliyor. Yapay bir plaj yapmışlar. Çok güzel duruyor. Yanına böyle 4-5 tane mekan atmışlar. Mekan müzik açıyor. Şu an şansımız olur mu olmaz mı bilmiyorum gittiğimiz zaman. Her türlü bir etkinlik yapan var orada. Yani. Biz genelde ne yapıyoruz? Gidip orada... Ben çadır kurmaya geliyorum buraya ama nasıl bir çadır? Göle girenleri izleyip çadır kuruyorum. Ulan Allah belanı ya. Bu adamla biz hiç anlaşamıyoruz ya. Zihniyetlerimiz bir türlü uymuyor. Neyse ama çok seviyorum kendisini. Gel öpeyim. Neyse. Şimdi biz genelde oraya gidip kola çekirdek yapan tayfalardanız. Oraya gidip böyle kola çekirdek. Sincan bebesiz kardeş. Aynen sincan bebesi gibi takılıyoruz. Sincan yani. Bebesin kardeş. Neyse çok uzatmayayım, boş yapmayayım. Dediğim gibi göl güzel. Şimdi size dış çekimini vereyim. Bakın mesela şu kuş sesi beni bitiriyor. Ben Türkiye'de de ormanda yürüyorum. Hiçbir yerde duyamıyorum. Adam konuşuyor bildiğin yani bana burada. Konser veriyor. Cik cik kuş sesini ben yapıyormuşum değil mi ağzımla? Şimdi o zaman haydi bakalım. Göl videosunu size dış çekim olarak veriyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Şimdi buraya da gelmişken size nasıl poz verilir, nasıl çekilir hemen bunları göstereceğim. Şimdi yanda şurada görmüş olacaksınız. Buraya mesela şu anda çekinmek istediğim pozları veriyorum. Bunları şimdi çekinmeyi deneyeceğiz sizle. Bakalım eğer çekinebilirsem aynı şekilde siz de zaten görmüş olacaksınız. Çekinemezsem de
kendi pozlarımdan, yani kendim otomatikman verdiğim pozlardan illa bir tane güzel zaten çıkıyor. Yani yaklaşık bir 50 fotoğraf çekineceğim. O 50 fotoğraf arasından bir tane kesinlikle güzel çıkacağına eminim. Güneş açısı olsun, başka bir şey olsun. Şu an bu arka manzarayı tercih ettim. Yani şu tarafa doğru bir fotoğraf vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hadi bakalım geçelim bacana. Kameraya verelim. Ben de modelliğini yapayım. Şimdi hemen pozlara geçiyorum. Pozları da inceledik. Yana iki tane verdim size. Aynı o pozları vermeye çalışacağım. Tabii ki birebir aynı olmayacak. Kıyafet seçimimiz çok farklı. Tipimiz çok farklı. Her şey çok farklı ama pozu çalmaya çalışacağım bir nevi. Şimdi açı değiştireceğiz. Biraz da farklı açılardan deneyeceğiz. Mesela bu açıdan alabiliriz, bu açıdan alabiliriz. Farklı farklı açıdan bir şu an 10-15 poz verdim. Bir 10-15 de o açıdan verdim. Tamam. Görmüş olduğunuz üzere biraz da şöyle ayakta çekineyim. Onun dışında ayakkabılarımı alıyor mu? Ayakkabılara takıntım var. Ayakkabılarımı genelde alması lazım. Alıyor mu şu an? Bir de şöyle yürürken bir iki poz vereceğim. Mesela yürüyüş pozlarında şöyle siz yürüyorsunuz. O sırada arkadaşınız çekiyor. Çektiğiniz andan itibaren zaten. Görmüş olduğunuz üzere bir sürü fotoğraf çekindim. Bunların arasından elbet bir tane güzel çıkıyor. Öyle olunca şimdi bunların edit tarafına geçeceğiz. Hep birlikte seçeceğiz bakalım. Hangisini beğenirsem onu editleyeceğiz. Tomorrow never knows. Just say hi. I'm looking.